Erzurum Kongresi'nin karar metninde Kongre'nin hiçbir siyasal partiyle ilişkisinin bulunmadığına yer veren bir ifade de yer almıştır. Erzurum Kongresi'nin anlamı bu karar aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? O dönemde özellikle İttihatçılar, İttihat ve Terakki Partisi tepkile karşılanıyor. Bu partinin mensupları tepkile karşılanıyor. Halk bunlarla birlikte olmak istemiyor. Dolayısıyla da milli mücadeleyi yürütecek olanlar özellikle hiçbir partiyle ilişkilerinin bulunmadığını ilan ediyorlar. Aslında açıkça iddiat ve terakki ile ilgilerinin olmadığını ilan ediyorlar. Neden? Milli mücadelede bir bölünme olmasın. Görüş, fikir ayrılıkları olmasın. Dolayısıyla sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Atatürk, Türk halkının kayıtsız ve şartsız hakimiyetine sahip olduğunu bir defa daha ve kesinlikle tekrar ediyorum. Hakimiyet hiçbir anlamda, hiçbir şekilde, hiçbir renk ve hiçbir kılavuzlukta ortaklık kabul etmez. Ünvanı ister halife, ister başka bir şey olsun. Hiç kimse bu milletin kaderine ortak çıkamaz. Millet kesinlikle buna müsaade edemez demiştir. Atatürk'ün bu sözlerle aşağıdakilerden hangisine karşı çıktığı söylenebilir? Dikkat edersek Atatürk bundan sonra egemenlik millette olmalıdır. Bu egemenliğe hiçbir sülale, hiçbir kişi doğrudan ortak olmamalıdır. Bir daha milli egemenlikten geri adım atılmamalıdır diyor. Dolayısıyla seçenekle de bu durum aramalıyız. Seçenekleri buna göre incelediğimizde en uygun seçene D seçeneği olduğunu görüyoruz. Ne diyor? Milli egemenliğin karşısında bulunan kişi ve makamlara Atatürk karşıdır. Kutatku birlikte hükümlere şu öğütler verilmiştir. Halk üzerine senin de üç hakkın var. Birincisi halk senin emirlerine hürmet etmeli ve onu derhal yerine getirmelidir. İkincisi hazine hakkını gözetmeli ve bunu vaktinde ödemelidirler. Üçüncüsü senin dostuna dost ve düşmanla düşman olmalıdır. Buna göre Kutadgu Bilig'de aşağıdakilerden hangisinin önemsendiği savunulabilir? A) ha, Halkın yerleşik yaşama geçirilmesi değil. Buna hiç değinilmemiş. B) Devlet halk bütünleşmesi vardır. Ne diyor? Halk diyor senin dostuna dost ve düşmanla düşman olmalı diyor. Ayrıca senin emirlerine uymalı ve senin vergilerini ödemeli diyor. Yani hazine hakkını gözetmeli diyor. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Uygur paralarında Türk, Çin ve Soğut harflerle yazılar mevcuttur. Uygurlar ticarette ödeme aracı olarak genellikle kumaş cinsinden olan böz ve kuampö ile kağıt para cinsinden olan çavuk kullanmışlardır. Bununla birlikte Uygurlardan kalma bir belgede bir şık, iki kürri arpayı, üç satır altı bakır kümüşe aldık ifadesi de yer almıştır. Buna göre Uygurlarla ilgili olarak çıkarımlardan hangileri yapılabilir? 1- Çinliler ve Soğutlarla ticari ilişkiler kurdukları doğru. Onlarla ilgili yazılar da mevcut ticari metalarda. 2. Madeni paraların da günlük yaşamda kullanıldığı doğru. Madeni paradan bahsediliyor. 3. Yazılı kültürün geliştiği doğru. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3'ün birlikte verildi. E seçeneğidir. Osmanlı Devleti'nde 16. yüzyılın son çeyreğinden itibaren hangisi 16. yüzyılın son çeyreği? 1575'ten itibaren 100 yılda çeyrek 25 yıldır. Laiha ve risale olarak adlandırılan raporlar hazırlanmıştır. Hazırlanan layihalar 16. asırdan itibaren yaşanan olumsuz gelişmeleri geleneksel devlet ve toplum düzeninin terk edilmesine bağlamıştır. Buna göre layihalarda yöneticilere aşağıdakilerden hangisinin tavsiye edildiği söylenemez. A. Avrupa tarzı askeri okulların açılması olamaz. 16. 17. yüzyıl layihalarında Avrupa'nın örnek alınmasıyla ilgili bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla sorumuzun cevabı A seçeneği olabilir. Diğerlerini inceleyelim. B. Rüşvet ve iltimasın kaldırılması var. C. Halkın vergi yükünün hafifletilmesi var. D. Devşirme kanunlarına uyulması var. E. Padişahların ordunun başına sefere çıkması da vardır. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Aşağıdaki grafikler X ve Y ülkelerinde çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımını göstermektedir. Grafikler incelendiğinde bu ülkelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? X ülkesine baktığımız zaman çoğunluğun birincil ekonomik faaliyetler olduğunu görmekteyiz. %65'inin birincil ekonomik faaliyetler doğadan direkt elde edilen faaliyetler olarak ifade edilebilir. Bunlar hayvancılık, tarım, madencilik, ormancılık, balıkçılık gibi faaliyetlerdir. Eğer bir ülkede birincil ekonomik faaliyetler fazla, ikincil ve üçüncü ekonomik faaliyetler daha azsa o ülke az gelişmiş bir ülke demektir. Dolayısıyla X ülkesi için az gelişmiş bir ülkedir ifadesini yerleştirebiliriz. Y ülkesine gelince Y ülkesinde %70 ile 3. ekonomik faaliyetler yani hizmet sektörünün gelişmiş olduğunu görmekteyiz. 1. ekonomik faaliyetlerin oldukça düşük olduğunu, sanayisinin de gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. %27 ile çünkü %27 sanayi faaliyetlerini imalata ele alan 2. ekonomik faaliyetler grubunu ifade eder. Bu durumda Y ülkesi gelişmiş bir ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi bu ülkelerle ilgili neye ulaşabiliriz birlikte bakalım. İki ülkenin kadın nüfus oranı birbirine eşittir. Verilen bilgilerden kadın ya da erkek nüfus oranlarıyla ilgili yorum yapamayız. Y ülkesinin nüfusu X ülkesinden daha fazladır. Bunu da bilemeyiz arkadaşlar. Gelişmişlik seviyelerini öğrenebiliriz ama nüfus miktarlarıyla ilgili yorum yapamayız. Çalışma çağındaki nüfus X ülkesinde daha azdır. Hayır bu bilgi yanlıştır. Y ülkesi az gelişmiş bir ülkedir. Dolayısıyla da çalışma çağındaki nüfus fazla olabilir. X ülkesinde tarım alanları Y ülkesine göre daha fazladır. Tarım alanlarıyla ilgili de yorum yapamayız. C'ye gelince Y ülkesi X ülkesine göre daha fazla gelişmiştir. Evet bu tablo bize neyi verdi arkadaşlar? Gelişmişlik seviyeleriyle ilgili yorum yaptırabildi. Dolayısıyla da C seçeneğine ulaşılabilir. Ne dedik? X ülkesine göre Y ülkesi daha gelişmiştir. Doğru cevabımızdır. Doğal özelliklere göre oluşturulan şekilsel bölgelerin sınırları çok uzun zamanda, beşeri özelliklere göre oluşturulan şekilsel bölgelerin sınırları ise kısa sürede değişebilir. Buna göre aşağıdaki bölgelerin hangisinin sınırlarının kısa sürede değişmesi beklenmez? Kısa sürede değişen bölgeler beşeri özelliklerine göre ayrılan bölgelermiş. Yani bir bölge beşeri şekilsel bölge ise kısa sürede değişebilirken doğal şekilsel bölge ise uzun bir sürede değişmesini bekliyoruz. Uzak doğudaki sanayi bölgeleri sanayi beşeri bölgedir. Dolayısıyla da neyi bekliyoruz? Kısa sürede değişimini bekliyoruz. Orta Doğu'daki petrol üretim bölgeleri beşeri bölgedir. Kışa sürede de değişmesini bekliyoruz. Doğu Anadolu'daki kış turizmi bölgeleri. Kış turizmi beşeri faaliyettir. Beşeri şekilsel bölgedir. İsveç ve Norveç'teki seyrek nüfuslu bölgeler. Nüfus da beşeri olgudur. Dolayısıyla beşeri şekilsel bölgedir. Gelelim B seçeneğine. Doğu Karadeniz'deki dağlık alanlar bölgesi. Dağlık alanlar doğal oluşumdur. Dolayısıyla da doğal şekilsel bölgeye örnek olarak verilir. Değişimi daha uzun sürede gerçekleşir. Cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdaki bölgelerde etkili olan doğal afetler ve bunların nedenleriyle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Japonya'da deprem ve volkanik faaliyetlere bağlı olarak afetlerin yaşanması, arazinin jeolojik yapısının kırıklı ve levha hareketlerinin etkili olması sonucundadır. Bu doğru verilmiş arkadaşlar. Deprem ve volkanik faaliyetlerin görüldüğü yerler jeolojik afetler grubuna girer. Kırıklı ve levha hareketlerinin olduğu, fay hatlarının olduğu alanlardır. Bir doğru. Güneydoğu Asya ülkelerinde heyran, sel ve taşkınların fazla yaşanması Sebep olarak da yaz aylarında denizden esen rüzgarlara bağlı olarak bol miktarda yağış alması. Bu da doğru verilmiş arkadaşlar. Güneydoğu Asya ülkelerinde heyelan ve sellerin görülmesinde yaz aylarındaki fazla yağışlar, yoğun yağışlar, muson yağışları etkilidir diyebiliriz. Akdeniz ülkelerinde orman yangınlarının fazla görülmesi cephe yağışlarının etkili olması bu doğru bir bilgi değildir. Akdeniz ülkelerinde orman yangınlarının görülmesi yazların aşırı kurak geçmesiyle ilişkilidir. Dolayısıyla 3 yanlıştır. Endonezya'da tsunami meydana gelmesi, meteorolojik kökenli ekstrem olayların etkili olması bu bilgi de yanlıştır. Tsunami meteorolojik kökenli ekstrem bir olay değildir. Jeolojik kökenli, jeolojik, jeomorfolojik kökenli ekstrem olaylar grubuna dahildir. Osanemi okyanuslarda, denizlerde meydana gelen çeşitli depremler, volkanizma, kütle hareketleri gibi olayların sonucunda oluşan dev dalgalardır. Dolayısıyla kökenine baktığımız zaman jeolojik olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla 4 yanlıştır. Bu durumda 1 ve 2 doğrudur. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıda Türkiye'deki bir il merkezinin aylık ortalama yağış ve sıcaklık grafiği verilmiştir. Grafikteki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Baktığımız zaman arkadaşlar grafiğe en fazla yağışın Mart, Nisan, Mayıs aylarında yani ilkbahar aylarında olduğunu görmekteyiz. En az yağışın yazı aylarında olduğu bir bölgeden bahsediliyor. Kış döneminde don olayları fazla görülür. Evet baktığımız zaman sıfır derecenin altında yaşanan günler olduğunu görmekteyiz. Bu da don olaylarının olduğunu eksiye inildiğini gösterir. Dolayısıyla A seçeneğine ulaşılabilir. İlkbahar mevsimi yağışın en fazla düştüğü dönemdir. Evet az önce de söyledik. Mart, Nisan, Mayıs aylarında yağış oldukça fazla. Dolayısıyla en fazla yağış ilkbahardadır. Sıcaklığın azaldığı dönemlerde yağış miktarı da azalmaktadır. Sıcaklığın azaldığı dönemler kış ayları gördüğünüz gibi yağışlar azalıyor arkadaşlar. Bu bilgi de doğrudur. E seçeneği yıllık sıcaklık farkı 30 dereceye yakındır. Yıllık sıcaklık farkını bulmak için arkadaşlar en yüksek sıcaklığı buluyoruz. 20 derece civarı olduğunu görüyoruz. En düşük sıcaklığı buluyoruz arkadaşlar. En düşük sıcaklıkta eksi 10 dereceyi bulmakta. Dolayısıyla yıllık sıcaklık farkı eksi 10 artı 20 arasında yani 30 dereceye yakındır. D seçeneğine gelince aylar arasındaki en büyük yağış farkı 70 milimetreden fazladır. Aylar arasındaki en büyük yağış farkına bakalım. Yani en fazla ve en az olan yerdeki yağış farkına baktığımız zaman en fazla olanın mayıs ayında 70 olduğunu görmekteyiz. En az yağışın olduğu ayında ağustos olduğunu görmekteyiz. 15 gibi olduğunu görüyoruz. 70 15 eee sonuç olarak arkadaşlar 55 çıkacaktır. 70 milimetreden fazladır ifadesi yanlıştır. Cevabımız D seçeneğidir. Bazı yörelerdeki topografya şekillerinin oluşumunda kayaçların yapısal özelliği belirleyici rol oynar. Buna göre aşağıdaki kayaç ve üzerinde oluşan topografya eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Granit, granit tor topografyasını oluşturur. Evet bu bilgi doğrudur. Kalker, eriyebilen kayaçların olduğu yerlerde karstik arazi, karst topografyası görülür. Bu da doğrudur. Kil ve tüfün bulunduğu arazilerde kırgı bayır, betlens topografyası görülür. Bu da doğrudur. Basalt ve tüfün olduğu yerlerde peri bacası topografyası görülür. Bu da doğrudur. Peri şapkası bazalttan, alt kısımları ise tüften oluşur arkadaşlar. Jipsin bulunduğu alanda buzul glasyel topografyası görülür. Bu yanlıştır. Jips eriyebilen kayaçlar grubundadır. Tıpkı kalker gibi arkadaşlar alçı taşı demektir. Jipsin bulunduğu alanlarda kars topografyası görülür. Buzul topografyası buzulların olduğu alanda görülecektir. Jipsle ilişkilendiremeyiz. Dolayısıyla yanlış verilen E seçeneğidir. Buna göre aşağıdaki görüşlerden hangisi varoluşçuluğu benimser. Jean-Paul Sartre 20. yüzyılın önemli Fransız filozoflarından biridir ve varoluşçuluk akımının öne gelen temsilcilerindendir. Sartre'ın ahlak anlayışı özgürlük, sorumluluk ve kişisel özellik gibi kavramlar etrafında şekillenir sardır. Varlık özden önce gelir, ilkesiyle bilinir. Yani insanlar özgür iradesiyle kendi varlıklarını şekillendirir. Evet, demek ki burada herhangi bir eylem, ahlaki eylemler, ahlaki kararlar alınırken e, birey e, özgürdür ve bu özgürlük neticesinde e, çeşitli kararlar alır. Bu kararlarda kendisine sorumluluk getirir. Evet. Ahlak, karar ve yasalar evrensel nitelik değildir. Her insanın özü önceden belli olduğu için kişisel özgürlükten bahsedilemez. Tam tersi kişinin özü, Sartre'a göre özü önceden efendim belirlenmemiş, sonradan oluşmuştur. Toplumsal yarar ve beklentiler kişisel yarar ve beklentilerin her zaman önündedir. Her insan önceden belirlenmiş kaderini yaşar. Tam tersi. Ahlaki kararları bireyin kendi özgürlüğü ve sorumluluğu çerçevesinde anlam kazanır. Evet doğru cevap yaşıklıdır. Bu parçada bilginin apacıklık, tutarlık, uygunluk, doğruluk ölçütlerinden hangileri savunulmuştur? Filozoflar sistemlerini kurarken çelişkili yargılara yer vermezler. Çelişkili yer, yargılara yer vermemeleri tutarlılıkla ilgilidir. Örneğin rasyonalist bir filozof görüşlerini ifade ederken hep akılcılığı savunur. Rasyonalistler Filozof, evet, rasyonist bir filozof bazen akıl, bazen de deney bazen de sezgiyi savunması. Yani düşünceleri kendi içerisinde tutarlıdır. O halde burada Sadece tutarlılıkla ilgili e, bilgiler verilmiştir. Doğruluğun ölçütü olarak tutarlılık savunulmuştur. Doğru cevap B şıkkıdır. Bu parçadan aşağıda yargılardan hangisine ulaşılabilir? Demokritos maddi oluşturan temel yapı taşlarının atomlar olduğunu öne sürer. Atom bölünmez bir parçacık olarak kabul edilir. Atomlar farklı şekil ve büyüklükte olabilir ancak bölünemezler. Demokritos'a göre atomlar arasında bulunan boşluk, madde içindeki atomların serbestçe hareket etmelerine izin verir ve onların birleşmelerine veya ayrılmalarına olanak sağlar. Evet, o halde Demokritos'a göre varlık atom yani maddeden ibarettir. Varlığın kaynağı maddedir. Doğru. Hiçbir şey yoktur, varsa da bilinemez. Varlık düşüncenin ürünüdür, söylenemez. Varlık bir yönünde düşünce bir yönüyle maddedir, yani dualizm. Bu da söylenemez. Her varlığın görünmeyen bir özü vardır, fenomenoloji. Bu da söylenemez, doğru cevap aşıklıdır. Buna göre felsefe için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Platon'un yazıları yeni Platonculuğun ve onun ardından Hristiyan felsefesinin iyice yükselmesine kadar geçen 700 yıllık süreç boyunca Avrupa felsefesine egemen olmuştur. Herhangi bir fikrimizin 700 yıl boyunca kesintisiz olarak konuşulduğunu hayal edin. Şimdi tüm fikirlerimizin 700 yıl boyunca tartışıldığını hayal edin. Bu bile Platon olmanız için yeterli değildir. Zira birkaç yüzyıllık bir aradan sonra Rönesans'tan itibaren fikirleri tekrar popüler oldu. Bugün dahi devleti okumamış bir siyasal bilinci, apolojiyi okumamış bir filozof hayal etmek zordur. Demek ki felsefe bir tür bilgi birikimiyle meydana gelmektedir. Felsefenin aklı ve mantığa dayandığı, felsefenin tutarlı bir nitelikte olduğu Felsefenin geçmiş bilgi birikiminden bağımsız olmadığı, evet bilgi birikimine dayalı olduğu, felsefenin hayatı kolaylaştırdığı, felsefenin kendine dönük yani refleksif bir düşünce olduğu söylenemez. Doğru cevap C şıkkıdır. Bu örnekler pantizmin aşağıdaki yargılardan hangisini destekler? Panteizm Tanrı'nın doğanın kendisi olduğu ve evrenin Tanrı'nın bir tezahürü veya bir parçası olduğu fikrini savunan felsefi bir görüştür. Panteizm Tanrı'nın evrenin içine içsel olarak var olduğu ve evrenin kendisinin Tanrı'nın bir yaşın, e, yansıması olduğunu ortaya koyar. Yani Tanrı ile evreni özdeş gören bir yaklaşımdır. Tanrı evrenden aşkındır. Bu panenteizm için geçerli. Tanrı evren, evrene müdahale etmez. Bu deizm için geçerli. Tanrı'nın varlığı ve yokluğu bilinemez. Agnostizmle ilgili. Tanrı ve evren bir bütündür, ayrılmaz. Doğru cevap değişiklidir. Tanrı hem evrenden içkin hem de aşkındır. Bu parçada ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisi vurgulanmaktadır? Hazreti Peygamber kendisine vahyedilen ayetleri sadece tebliğ etmekle kalmayıp aynı zamanda onları açıklama ve uygulama sorumluluğunu da taşımıştır. İbadetlerin doğru bir şekilde öğrenilmesi ve uygulanması için namazı benden gördüğünüz şekilde kılın şeklindeki ifadeleriyle bu konuyu vurgulamıştır. Dolayısıyla hiç kimse kendi arzusuna göre bir ibadet ortaya koyamayacağı gibi Hz. Peygamber'in uygulamalarına aykırı şekilde de ibadet edememektedir. Demek ki burada ibadetlerde daha çok sünnetin gereği vurgulanmıştır. Ne diyor? Hz. Peygamber'in uygulamaları yani sünnete aykırı bir şekilde ibadet edilmesi söz konusu değildir. Allah'a yönelik gerçekleştirilmelidir, içtenlikle yerine getirilmelidir, sünnete uygun yapılmalıdır. Doğru cevap C şıkkıdır. Bu metinde Yüce Allah'la ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? O Rahman, Rahim, Rezak, Müheymin ve Kayyum'dur. Evet, rahmeti sınırsızdır. Doğru. Rahman ve Rahim işiten ve görendir. Buna ulaşılamaz. Merhameti sonsuzdur. Evet, koruyup gözetendir. Kainatı idare edendir. Demek ki bunların rezak verilmemiş, daha çok rahmeti sınırsız olması Merhameti sonsuz olması, koruyup gözetmesi, kainatı idare etmesi üzerine durulmuş. Ama işten ve gözeten yani semi ve basar sıfatları üzerinde durulmamıştır. Doğru cevap B şıkkıdır. Bu posterde dikkat çekilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Evet doğru yol sırat-ı müstakimle ilgili. Doğru cevap D İhsan Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etme, ihlas sadece Allah için ibadet etme, cihat insanın maddi ve manevi bütün gayretiyle dini, mübini, İslam için efendim seferberlik etmesi, cihat. Hidayet yine Allah'ın o insana doğru yolu göstermesi demektir. Doğru cevap D Bu eser aşağıdaki ilim alanlarından hangisine yönelik olduğu söylenebilir? Ebu Hanife'nin Fıkhul Ekber isimli eseri İslam dininin inanç esaslarını ayet, hadis ve aklı kullanarak açıklayan, yorumlayan, ispat eden, başka din ve inançlardan gelebilecek eleştirilere karşı savunan bir yapıttır. Evet bu daha çok e, akaid yani kelam ilmiyle ilgili. Demek ki kelam ilmi daha çok e, inanç esaslarını akıl planında ispatlayan, açıklayan bilgilerden oluşur. Tefsir, Kur'an-ı Kerim'in açıklanması, fıkıh, daha çok İslam hukukuyla ilgili. Tasavvuf ise kalben Allah'a ulaşmayı hedefleyen bir sistemdir. Doğru cevap Beşik'tedir. Bu parçadan hareketle Hazreti Peygamber hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? yaşadığı toplumda daha önceki peygamberlerin getirmiş olduğu mesajların tahrife uğramış olmalarını ıslah eden Hazreti Peygamber tahrife uğramamış olanları tevhid inancıyla bağdaşanları almakta bir sakınca görmemiştir. Burada tahrif bozulma demek. Bu şekilde sosyal yaşamın olumlu yöne değişmesine katkı sağlamıştır. Demek ki peygamberler kendinden önce gelen gelenekler ve görenekler içerisinde olan bazı davranışları eğer İslam'a veya dine uygunsa kabul etmiş, dine uygun değilse reddetmiştir. Bakalım toplumun İslam'ına hizmet etmiştir doğru. Kendine indirilen vahiy pratiğe dökmüşlerdir. Peygamberler kıssalar hakkında bilgi vermiştir. Dinde aşırıya gidilmemesi gerektiğini öğütlemişlerdir fetanetiyle yani zekasıyla diğer peygamberlerden ayrılmışlardır. Evet doğru cevap aşıktır. Bu parçada bilgi kuramının felsefi görüşlerinden hangileri tartışılmaktadır? Kesin ve doğru bilgilere ancak akıl ile ulaşılır derken rasyonalizm. Rasyonalizm. Çünkü dış dünya sürekli değişim içerisindedir. Bu nedenle duyu organları doğru bilgiler ulaşamaz. Duyu organları kesime doğru evrensel bilgilerin kaynağı olamaz. Evet. Rasyonalizm üzerinden durulmuş. Doğru cevap değişiklidir. Kritizm eleştirellik, entüsyonizm sezgicilik demek. Verilenlerden hangisi felsefenin özelliklerinden biri olamaz? İkinci derecede düşünce olması söylenebilir. Refleksiflik. Dogmatik bir yapıda olduğu söylenemez. Eleştirel bir nitelikte olması, akla ve mantığa dayanması, öznel nitelik içermesi. Evet, doğru cevap B şıkkıdır. <laughs> Verilen bilimsel yöntemin hangi aşamasına örneklendirilir? Yerçekimi kanunu, mendel kanunu, kütle korunum kanunu, hepsi kanun. Yani yasaları örneklendirir. Doğru cevap B şıkkıdır. açıklamalara yer verilen siyaset felsefesi kavramı aşağıdakilerden hangisidir? Din ile devlet işlerin birbirinden ayrılması. Nedir? Laikliktir. Ütopya hayali devlet tasarımları, demokrasi kişilerin kendini idare etmesi, kendini idare edecekleri seçmesi. Doğru cevap eşik. Parçada felsefenin alt dallarından hangisinin konusuna yer verilmektedir? Descartes varlık anlayışında madde ile ruhu arasında bir ayrım yapar. Madde uzamsal özelliklere sahiptir ancak düşünce ve özellik, düşünce özelliklere sahip değildir. Ruhun ana niteliği düşünmek iken bedenin esas niteliği yer kaplamaktır. Bu beden ve zihin arasındaki etkileşim probleminin temelini oluşturur. Descartes bu görüşleriyle dualizmin kurucusudur. Dualizm ikili demek yani e, varlığı madde ve ruh olarak kabul etmesi o da varlık felsefesiyle ilgilidir. Doğru cevap değişiklidir. Epistemoloji bilgi felsefesi, etik, ahlak felsefesi, estetik, sanat felsefesi, metafizik ise fizik ötesi varlığın diğer bir boyutu. Doğru cevap değişiklidir.